Türkiye'nin en ünlü mimari eserlerini örnek alalım dedim. Buzulu kapı örneği çizdim. Taş köprü örneği çizdim. Ve sütun örneği çizdim. Buna bakarak şeklimizi tamamlayabiliriz. Muğla bacası kirelitle örgü yapılmıştır. Havalandırma deliği. Fakat Milas bacasına baktığımızda sanki bir ev, sanki bir tapınak modelidir. Yemiş olduğumuz yemek ahşap kaşıktı. Çamurumuz, çömleğimiz topraktan olan çömlekti. Ve bizim bu işte öldüğümüzde dahi tabutumuz, merkezimiz ahşaptır. Araya plastik ve diğer ürünler birlikte bizim sağlık dengemiz bozuldu. Ahşapın mineralleri koruma ve bakteri barındırma özelliğine sahiptir. Diş ve damak sağlığı için idealdir. Baklava dilimi geometrik şekilde. Şöyle, şöyle. Hocam şu sarılar kırmış herhalde. Şöyle. Adı balon patlatma. Şimdi kurallar basit. Her oyuncuya 5'er tane balon var. Bu 5 tane balonu sırasıyla gelip alacaksınız. Şuradaki görmüş olduğunuz çizgide ağaçta asılı olan medefe atıp o balonları patlatacaksınız. Hazır. Başla. Evet. Devam et, devam et. Evet, güzel. Arkadaşlar tempo yapabilirsiniz. Evet, o sayılır mı? Evet, devam et. Devam et sen. Aferin. Evet. Evet. Hazır. Başla. Evet. Koş 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 koşana. Attığın yeri gör. Evet. Bir bir. Canlı evet. İki bir. Fantezi Haftası etkinliğimizde 5 gün boyunca farklı etkinlikler yaptık. Birinci gün öğrencilerimizle parmak izlerini kullanarak hayallerini resme aktarmalarını istedik. Ama bu resimlerin duygu yoğunluklu resimler olmalarını istedik. Aynı zamanda origamiler yapmalarını istedik. Sevdikleri hayvanların origamilerini yapmalarını istedik. Kağıt katlama sanatı. İkinci gün öğrencilerimizle su balonu patlatma yarışı yaptık. İki takım oluşturduk ve su balonlarını patlattılar öğrencilerimiz. Üçüncü gün çevremizdeki coğrafi şekilleri kullanarak bunları seramik hamurlarıyla heykel haline getirdiler. Çeşitli heykeller yaptılar. Dördüncü gün ahşap kaşıklarla boyama sanatı yaptık. Kaşıkların üzerine farklı desenler, figürler çizerek bunları boyamalarını istedik. Beşinci gün öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Onların fikirlerini aldık. Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalardan çok memnun kaldıklarını, hayal güçlerini geliştirdiklerini, empati duygularının geliştiğini,
beraber birlikte iş yapabilme, paylaşım yapabildiklerini söylediler. Oldukça verimli, güzel bir haftaydı.